Üniversite sınavına çalışamama psikolojisinin nedeni nedir? Burada muhtemelen korkular var. Yani hayvani kuvvet çok zayıflamıştır. O yüzden kişi cesaretle oturamıyordur. Sevda maddesi ya çok azalmıştır ya çok soğumuştur. Korkular devam ediyordu kişinin zihninde. Dolayısıyla bir türlü çalışmaya oturamıyordur. Yani korkuyordur. Yapamayacağından korkuyordur. Ondan dolayıdır. Bu hususta yapılabilecek tek şey kişinin kendi hedefini net belirtmesi. Yani sınavına çalışmama psikolojisinin nedeni. Yani hedefi yoktur. Hedefi bir yoktur. İkincisi biraz sevda maddesini arttırması gerekiyor vücudunda sabırla oturup şey yapması için, oturup çalışması için. Burada şöyle bir şey diyebilirim. Hani en azından konsantrasyonu arttırmak adına, çalışmaya birazcık daha konsantre olabilmek adına. Aslında bizim FP Pharma ürünlerinin şeyi var. Böyle konsantrasyon arttırıcı ben de kullanıyorum onları. Böyle beynimde sanki iki kat bir açılma oluyor. Bizim zihin açıcı kürümüz var. Bu hususta bir onu tavsiye ederim. İkincisi ek olarak şey yapabilirsiniz. Belki işte gül yağı böyle koklamak oldukça konsantrasyonu arttırıyor. Aynı şekilde biberiye ders çalışma zamanında böyle yanınızda kokusu oluşturulursa o sizin konsantrasyonunu artır. Hatta bir hekim arkadaş bahsetmişti birine hipnoz yapacak. Bir türlü hipnoza şey yapamıyor. Yani böyle o hafta birçok kişiyi hipnoza sokamıyor. Sonra bakıyorlar meğer o hafta hep böyle biberiyenin buhuru yapılmış. Yani kişinin algısını açtığı için kişi hipnoza giremiyor. Uyku haline geçemiyor. O yüzden mesela bu hususlarda biberiye yağı oldukça fayda sağlar ve bir de tabii ki FP Pharma ürünlerine tavsiye ediyorum. Gerçekten çok memnun kalırsınız. Beni böyle hani şu soru çok geliyordu bana hocam nasıl böyle uyku çok fazla problem olmuyor sizin için? Yani ek takviye almak durumundayım. Yani bitkilerden bu arada bitkisel karışımlardan hap almıyorum yani. Hem ya kendi bitkisel karışımlarımdır ya Uygur tebabetinde kullanılan karışımlardır genel olarak kullandıklarım benim.